Sevgili izleyiciler, emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ 1 Mart tezkeresinin yıl dönümünde tarihi bir gerçeğe de ışık tuttu. Duayen gazeteci Uğur Dündar Elekdağ'la bir röportaj gerçekleştirdi ve tezkereye ilişkin yaptığı bu röportajı da köşesine taşıdı. Tarihi 1 Mart tezkeresinin reddedilişinin yıl dönümünde tüm öngörüleri doğru çıkan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ ile söyleşi yapan Uğur Dündar, mutabakat muhtırasının ne olduğunu ve Türk askerine hangi yetkileri verdiğini sordu. Elekdağ şu yanıtı verdi. Mutabakat muhtırası, Türkiye'nin ABD ile birlikte Irak Savaşı'na katılması halinde iki tarafın kuvvetlerinin görev ve yetkilerini ve aralarındaki koordinasyon kurallarını açıklayan kapsamlı bir anlaşmadır. Kuzey Irak'ta konuşlanacak TSK'nın görev ve yetkileri de bu belgede yer almaktadır. Türk askerinin hangi hallerde silah kullanabileceğinin mutabakat muhtırasının 7. maddesinin Kuzey Irak'taki faaliyetler başlıklı B fıkrasının 3. paragrafında belirtildiğini ifade eden Elekdağ, bunun ne anlama geldiğini anlattı. Alıcı taraf özel harekat kuvvetleri terörist saldırılara cevap verme dışında Irak kuvvetleri ve muhalif gruplarla herhangi bir çatışmaya girmeyecektir. Burada alıcı tarafla kastedilen Türkiye'dir. Muhalif gruplarla kastedilen ABD işgal ordusuna direnen Saddam taraftarları ve diğer silahlı güçlerdir. Sözü edilen 4. paragrafta belirtilen durumlarsa muhalif grupların saldırılarını veya muhalif gruplar arasındaki çatışmaları kapsamaktadır. Görüleceği üzere mutabakat muhtırasının 7. maddesi TSK'nın meşru savunma dışında bölgedeki PKK-KADEK unsurlarına karşı silahlı operasyonda bulunmasını engelliyor. Türk askerinin operasyon yetkisi konusunu kapsayan 7. maddesinin B fıkrasının 3. paragrafı üzerinde yeterli derecede durmadığı görülüyor. Emekli Büyükelçi Elekdağ, mutabakat muhtırası ile ilgili dönemin Genelkurmay Başkanı Kalın önderliğinde tüm CHP'lilerin ve bir grup AKP'li milletvekilinin direnmesiyle savaş tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilmişti. Neler olmuştu izleyelim. Meclisteki tezkere görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yaptığı tarihi konuşmaysa hala hafızalarda yerini koruyor. Baykal konuşmasının bir bölümünde şu önemli tespitlerde bulunmuştu. Türkiye bir korsan devlet değildir. İyi komşuluk anlayışına daima özen göstermiş sorumlu bir devlettir. Irak'a karşı da aynı sorumlu davranış içinde olmalıyız. Biz ilkel bir Amerikan düşmanlığı anlayışı içinde siyaset yapmıyoruz. Biz Türkiye'nin yararlarını her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla siyaset yapıyoruz. ABD'nin her istediğine evet demeden de Amerika'nın ciddi bir dostu olarak kalmanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Irak tezkeresine biz CHP milletvekilleri olarak hayır diyoruz. Meclis ne karar verirse versin biz kesinlikle hayır diyeceğiz. Biz bu hayırı CHP'ye oy vermiş, vermemiş milyonlarca insan adına bir umutla, dürüst, namuslu, barışçı, adaletli bir iktidar kurar umuduyla AKP'ye oy vermiş milyonlar adına da diyoruz. Bu savaşı Irak kaybedecektir, Türkiye kaybedecektir ama bu savaşı ABD de kaybedecektir, insanlık da kaybedecektir. Türkiye'nin onurunu koruyacak olanlar, Türkiye'nin şerefini yüceltecek olanlar, Türkiye'yi bu savaşa sokanlar değil, Türkiye'nin bu savaşa girmesine hayır diyenler olacaktır. O dönem tezkere mecliste kabul edilseydi PKK'nın terör yuvalarının temizleneceği, tezkerenin geçmemesinin bunu engellediği ve bu imkanın kaybedildiği hem hükümet tarafından hem de dönemin Genelkurmay Başkanı tarafından dile getirildi. Ancak gerçek öyle değildi. Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ tarafından ortaya çıkarılan belgelerde kamuoyundan gizlenen mutabakat muhtırası tüm iddiaları çürüttü. Türkiye-ABD arasında imzalanan muhtıraya göre Türk Silahlı Kuvvetleri ABD askerleriyle birlikte Kuzey Irak topraklarına girecek ancak Kandil'i üs olarak kullanan PKK terör örgütü ve uzantılarına yönelik operasyon yapamayacaktı. CHP'nin önceki genel başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, referandum sürecinde yaptığı yurt gezileri sırasında Giresun'da da 1 Mart tezkeresinin mecliste reddedilmesine değinmiş ve o günlerdeki duyarlılığını ve tarihi gerçekleri bir kez daha ortaya koymuştu. 1 Mart'ta bu hükümet, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti meclise bir tezkere gönderdi. Dedi ki, arkadaşlar Amerika bize diyor ki 90 bin askerimi müsaade edin, ben getireyim, Türkiye'nin güneydoğusuna yerleştireyim. Güneydoğu'ya. Limanlarınızı, havaalanlarınızı benim kullanıma açın. Ben istediğim limana geleyim, Trabzon limanı dahil.
Sinop Limanı dahil, İskenderun zaten öyle, havaalanlarını falan bana açın. E sen ne yapacaksın buraya o 90 bin askeri helikopteriyle, topuyla, füzesiyle getireceksin, ne yapacaksın? Orta Doğu'da askeri harekat yapacağım. Ya bu Orta Doğu dediğim bizim komşularımız, bizim Müslüman dostlarımız, komşularımız. Yani onlara biz niye böyle bir düşmanlık yapalım? Niye bizim ülkemizden bir harekat yapılsın? Bir ülkeden yapılan harekatı kim yaparsa yapsın, o ülke de savaş açmış diye değerlendirilir. Ya olur mu falan? Böyle bu dedi. Tayyip Bey ve arkadaşlarını ikna etti. Konu meclise geldi. Mecliste biz büyük bir mücadele verdik. O mücadele sonucunda oylama yapıldı. Hepsinden Allah razı olsun. 99 tane Adalet ve Kalkınma Partili milletvekili de destek verdi. Onların katkısıyla, desteğiyle bu tezkerenin geçmesini Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde engelledik. Şimdi size soruyorum. Eğer 1 Mart'tan önce başkanlık rejimi yürürlükte olsaydı ya da şimdi evet çıkar da başkanlık rejimi yürürlüğe girerse bir süre sonra aynı teklif ortaya çıksa bunu önlemek imkanı var mı? 1 Mart tezkeresinin üzerinden 16 yıl geçmiş olmasına rağmen ABD ile yaşanan pek çok problemin ana nedeninin bu tezkere olduğu günümüzde yaşananlarla da ortaya çıkıyor. Türk halkı da affetmez, seçmen de affetmez. Evet, 1 Mart tezkeresinin 16. yıl dönümü dedik. Eğer bu tezkere reddedilmeseydi neler olurdu? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hangi görev ve yetkiler verildi? Bu anlamda Sayın Uğur Dündar, Sayın Şükrü Elekdağ'la önemli bir röportaj gerçekleştirmişti. Bugün de köşesine taşıdı. Telefon attığımızda Sayın Uğur Dündar, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Kolay gelsin Lale Hanım, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet, şimdi çok çok önemli bir gün, 1 Mart tezkeresi eğer reddedilmeseydi neler yaşardı Türkiye? Türk Silahlı Kuvvetleri'ne verilen görev ve yetkiler, önemli bir röportaj yaptınız Uğur Bey, neler söyleyeceksiniz? Lale Hanım, Türkiye'nin, Türk halkının, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Sayın Deniz Baykal'a çok büyük, çok derin bir teşekkür borcu var. O da şuradan kaynaklanıyor. 1 Mart tezkeresiyle ilgili olarak gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerekse Türk milletine çok yanlış bilgiler aktarılmış. Bilge diplomat ve öngörüleri doğru çıkan emekli büyükelçi Sayın Şükrü Elekdağ yıllardır bu konu üzerinde çalışıyor ve 1 Mart tezkeresinin eki olan mutabakat muhtırası ile ilgili gerçeklerin Türk halkından ve siyasetçilerden saklandığını, hatta yalan söylendiğini öne sürüyor ve bunu da belgelere dayandırıyor. Lale Hanım, işin özü şu. Hala bazı siyasetçiler ve bazı emekli askerler, komutanlar, eğer 1 Mart tezkeresi olarak anılan o anlaşmanın meclisten geçmiş olması halinde o tarihlerde PKK ile mücadelenin çok güçlü bir şekilde yapılabileceği ve PKK'nın Kandil'deki yuvalarının imha edileceğini öne sürüyorlar. Evet. Bu aslında gerçeği hiçbir şekilde yansıtmıyor. Çünkü Sayın Elekdağ'ın tespitlerine göre mutabakat muhtırasında Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikan birlikleriyle birlikte Türkiye topraklarından Irak'a geçmiş olsa ve sınırımız boyunca 40 kilometreye yaklaşan bir derinlikte konuşlanmış olsa bile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne PKK saldırmadıkça onlara müdahale etme izni verilmiyor. Hatta tam tersine yasaklanıyor. Evet. Amerika bunu dayatıyor. Ve ne yazık ki dönemin Genelkurmay Başkanı, emekli Orgeneral Sayın Hilmi Özkök ve Kara Kuvvetleri Komutanı, emekli Orgeneral Sayın Aytaç Yalman bu mutabakat muhtırasının nihai şeklini madde madde okumamış bulunuyorlar. Hala da okumuş değiller. Evet, onlara kurmaylar
briefing veriyorlar, onlar bilgilendiriyorlar. Tabii nasıl böyle önemli bir şey okunmaz? Bu da çok çarpıcı bir yanı sizin vurguladığınız gibi Uğur Bey. Anlaşılır gibi evet. değil Lale Hanım, anlaşılır gibi değil. Eğer Sayın Deniz Baykal'ın o tarihi çıkışı söz konusu olmasa evet. ve onun uyarıları doğrultusunda 99 yurtsever, vicdan sahibi, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili de Cumhuriyet Halk Partisi grubuyla birlikte oy vermemiş olsa, yani reddi yolunda oy kullanmamış olsalar, tarih önünde çok zor duruma düşebilirdi Türk Silahlı Kuvvetleri de, Türkiye'de. Çünkü işgalci konumuna düşecektiniz ve sizi tehdit eden, bugün bir beka tehdidi olarak gördüğümüz PKK yapılanmasına karşı eliniz kolunuz bağlı olacaktı. Ve bununla ilgili olarak ne yazık ki hala yalan söyleniyor. Evet. Ve maalesef. Bu yalanı kimin uydurduğu da tespit edilemiyor. Oysa bunun bir an önce tespit edilip teşhir edilmesi gerekir ve hatta cezalandırılması gerekir. Kesinlikle evet. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda doğru bilgilendirilmediği kanısındayım. Hatta ben değil, bu iddiayı ortaya atan Sayın Şükrü Elek de aynı kanıda. Evet. Çünkü muhtıranın altında, bir Mart tezkeresinin altında onun değil, Abdullah Gül'ün imzası bulunuyor. Çok ilginç ayrıntılar var gerçekten bu muhtıra ile ilgili, 1 Mart tezkeresinin reddedilmesiyle ilgili. Ama bütün bu ihmallere diyelim, tırnak içinde ihmallere rağmen Sayın Baykal'ın önderliğinde CHP'li milletvekilleri ve bir kısım AKP'li vekilin direnmesiyle 1 Mart tezkeresi işte bundan 16 yıl önce reddedildi. Belki Türkiye'nin kaderi değişecekti. Önemli şeyler de olabilirdi tabii bu anlamda, değil mi? Şimdi bugün tekrar... Gayet tabii, gayet evet. tabii. Yani küresel bir takım senaryolar tatbik evet. edilebilirdi. Türkiye'ye yönelik, bizim üniter devlet yapımıza yönelik, bütünlüğümüze yönelik ve Türkiye işgalci konumuna düşürülüp başına bir yığın bela açılabilirdi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Hem bir kere daha hatırlattınız hem aydınlattınız. Çok önemli bir röportaj gerçekten Sayın Elekdağ'la yaptığınız. Sağ olun Uğur Bey. Ben hem Sayın Baykal'a teşekkür ediyorum hem de bu gerçeği ortaya çıkartan bilge diplomat Sayın Şükrü evet. Elekdağ. Evet efendim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim.